Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchi do'stlar. Anglayotganingizlar Markaziy xalq radio stansiyasining mashhur shaxslar programmasi. Men program riyosatchisi Arman Nurjon. O'g'irlangan g'alaba sharaflik bo'lmaydi. Men g'alabani har qanday saxtapazlik vositalarining yordami bilan emas, balki ochiq-oshkora qo'lga keltirishim kerak. Mana bu mashhur imperator Iskandar Zulqarnayinning o'z qaysarligi va jasoratini namoyon qiladigan so'zi. U o'zining ana shunday qaysarligi, aql farosati bilan qo'shin tortib uzoq yil sharqqa yurish qilish jarayonida nurg'un strategik janglarni qilib, bir qadar qisqa vaqt ichida Yevropa, Osiyo, Afrikadan iborat uchun qit'ani to'g'risiga kesib o'tadigan zo'r bir imperiyani qurib chiqqan. Iskandar Zulqarnayin nihoyat jafolik sharoitda askarlar bilan hamdamda bo'lib birlikda jang qilgan va o'z askarlariga "Mening badallarimda hech bo'lmasa oldi tarafimda yorlanmagan yer yo'q. Mayli yaqin orliq yoki uzun orliqdan bo'lsin, mening badanimda iz qoldirmagan bir mu qural yo'q. Elish jarayonida dushmanning qilichlarini takkan. Qancha o'qya o'qlarining zarbisiga uchirganligimni bilmayman. Kaltaklanish va toshlarning zarbisiga uchrashimmi hisobsiz bo'ldi. Bularning hammasi sizlar uchun. Sizlarning shon-sharifinglar va boyliqinglar uchun edi. Men sizlarni boshlab g'oliblarcha qiyofatda quruqliklar, dengiz okeanlar, daryo iqinlari, tog' tizmillari, tuzlangliklarni birga bosdim. Nurg'un g'alabalarni qo'lga keltirdim. Sizlarning har biringlar mening tuqqinim degan edi. U nurg'un janglarda g'alaba qilib har qaysi joylarda o'z nomi bilan atalgan yangi shaharlarni barpo qildi. Shundoqla uning qoldirgan izlari insoniyat tarixining zo'r taraqqiyotlarini qo'lga keltirdi. Afsus, u uzoq yashay olmadi. Bir umr jafo mushaqqati jang qilib, oxirida g'alaba mevasini amdiri tetishgan hayotidan ayrildi. Xo'sh, radio anglovchi do'stlar, biz bugun sizlarga Ulug' imperator Iskandar Zulqarnayinning hayotiy faoliyatining davomini so'zlab bermoqchi. Yoqtirib anglaysizlar. Persiya podshohi Darius 3-chi hargiz Darius 1-chiga o'xshamaydi. U galvon, iqtidorsiz, irodasi ojiz bo'lib tamamen ajdodlarning ta'siriga toyinibla bu buyuk imperiyaga hukmronlik qiladi. Yurish qilib bir oyga yetmagan vaqt ichidilar. Makedoniya armiyasi Osiyo Yevropa chegarasidagi Hellespont bo'g'iziga yetib keldi. Niakos qo'mondonligidagi 160 jang kemasidan tashkillangan qo'shinni dengiz yo'lidan yetib keldi. Iskandar zo'r qo'shinni muddat turkum bo'yicha dengizdan o'tishga buyruq qildi. O'zi bo'lsa birinchi turkumda bu tabiiy chegara sizig'idan o'tdi. Makedoniya qo'shinlarining tajovuz qilib kelganligi haqidagi xabar Kichik Osiyodagi Persiya generallarining quloqiga allaqachon yetib borgan edi. Vali Astes bilan otliq askarlar qo'mondoni Asamis darhol asosiy kuchini yig'ib, dushman bilan halqulg'ut jang qilishni tashabbus qildi. Ammo Yunon yallanma qo'shinlarining qo'mondoni Mennon buning jinining bor chiqarishdirdi. U Makedoniya bilan Yunonning birlashma qo'shuni tayyorlik bilan kelgan. Uning ustiga ko'p yillar jang qilgachqa kuchlik jangivorligi edi. Shuna Persiya qo'shinlari dushmanni aldab ichkari kirgizib, ham to'g'risini puxtalab, tala tuzni yig'ishtirib, ularni oziq-tulik, yam-xashakdan uzib tashlab, jasoratini yo'qotgandan keyin ondan halqulg'ut jang qilish kerak deb qaradi. Persiyaliklar uning to'g'ri taklifini anglamay, Yunon yallanma qo'shinining sodiqligini gumonlandi. Shundoqla ular Persiya zaminining bir qismini dushmanning besilishidan iborat paketni ko'rishni xohlamadi. Shuning bilan ular asosiy qo'shinini Graniko daryosining so'l qirg'og'iga opirib, Makedoniya qo'shinlari bilan halqulg'ut jang qilishni oldirab-saldirab qaror qilishdi. Iskandar tez jang qilib, tez hal qilishga amroq. U dushmanning halqulg'ut jang qilish qiyofasini ko'rib, buning tepulg'isiz fursat ekanligini bildi. U jang qo'shinining Hellespont bo'g'izidan o'tishdagi ta'sir kuchi qoldiqi orqali askarlarining yuksak jasorati va to'g'ri texnikasidan foydalanib Tunji jang g'alabasini qo'lga keltirib, persiyaliklarning jasorati va qarish turish irodasini uzil-kesil barbod qilmoqchi bo'ldi. Iskandar dushmanning jang taktikasida halokatga olib boradigan bir xatolikka yo'l qo'yganligini sezdi. Ular otliq askarlarini safning oldiga,
Zich piyada askerlerini bolsa, atlık askerlerinin arık sepiği koygan. Bundak bolganda, atlık askerler can kılganda, piyada askerler koltuk almaydı. Eğer atlık askerler mağlup bolsa, kaytış imkaniyeti mi yok idi? Makedonya koşunu şiddet bilen atakiyi ötüp, düşmanın atlık askerlerini mağlup kılalısıla. Persiya koşulları bir yerge toplaşıp, öz ara birbirini ayağa sıkılış yaptı. İskender, on kanattaki yinik atlık askerler ve bir kısım piyada askerlerini deryadan ötüşkü buyurdu. Bunun bilen Persiya koşullarını Makedonya armiyesi bizden sol kanıtımızdan aylanıp ötmekçi okşaydı deydiğen hata tuyguğu keltirip koydu. Persiya koşulları asasi küçünü ciddi yötken, onlarının aldığını tosdu. İskender düşman sebi vaziyetinin kalay mı kallaşkallığını körüp, asasi küç bolgan eğir kurallık atlık askerler koşuğunu bilen, piyade askerler tört cası sepini başlap, deryadan ötüp, düşman can sepinin merkezigi besip kırdı. Persiya koşulları kar yağmurdak neyzi yaktırıp, Makedonya cası sepidin nurgun adamını yıkıtkan bolsumu, lekin arka rettikler aldın karettiki uğrunu toluklap durdu. Persiyelikler düşmanın batırlıkının heyran kılıvatkan çağda düşmanın tötçası sepirdeki uzun nezlikler gelip kaldı. Kaynıdılla zor türkümdeki piyade askerler kuruğuluk çıkkaç, Persiyelikler bilen kallık can kılışkı kırıştı. İskender adını sekirtip kırgakı çıkıp, başlamçılık bilen atakiyi ötti. Onun muhabizatçı atlık askerleri yupurlup çıkıp, Guraniko deryasının sol kırgıkıda bir küçük kuruğuluk çıkış meydanını ilgiledi. Bu çağda teximi nurgun atlık askerler kırgakı çıkıştı. İskender Kornos yağıcıdan kılıngan uzun neyisi bilen bir neçik persiyelikini attın çürgen bolsu mu? Lekin bir neçik persiyelik palt bilen İskender'nin beşini çepip onun neyzisini sundur. Dubulğısının bir parçasını kesip etti. İskender attın yıkıldı. O yeni bir tane uzun neyzini elip tövendin helik persiyeliklerinin kökürgedeki sağıt kısan çıkı başladı. Bu çağda yeni bir top Persiya atlık askerleri yopurlup geldi. İskender Persiyaliklerinin kılıcı astıda candın ayırlığılı kılık algan peyitte bir can eti oktak uçup geldi. Çevendaz ötkür kılıç bilen on solgu çepip yürüp düşmeni çekin durdu. İskender ölümge pisent kılmay özünü kutkuzuşu kelgen bu kişinin özünün balılık devirdeki hemrahi Keretos ikenlikini gördü. İskender özünün can etini tepip onuğa kaydı mindi de bütün koşunun cengi kumandalı kaldı. Armiya kumandanı candın ayırlaşık tas kalgan bolsumu, lekin Makedonya koşulları endi üstelik yötüşke başladı. Piyadı kısım tötçası sepleri kaini kainidin kırgak çıkkandın kiyen, Persiya atlık askerlerini kırıp kaini kainidin çekin durdu. Neticede kainideki piyadı kısımlarını atlık koşun kalay mı kallaştırıp, can harvallarını örüp, öz ara birbirine ayak astı kılış vaziyeti şekillendi. Tezlikte sol tarafın mu şiddetli kırgın avazları anlattı. Paminio kumandallıkıdaki 2000 nefer atlık asker mu cengi atlangan idi. Endi pütkül derya boyuda Makedonya koşullarının üstündeki barıgan sıra aydınlaştı. Persiya koşullarda ölüm yitim eğir bulup, ahır derya boydun vazgeçip, umumi sep boyu çekindi. Yunan yalanma koşulları çekinmen, can tikip ilişkan bulsun mu? Lekin bu harğan ok şahidin ötelmeyen de kişiydi. İskender'nin kökürekige bu canda yeni bir neyzi tekken bolsu mu, lekin baktki yarışa yarısı iğremesiydi. Halbu hoşallıkı ağırık azabını besip getti. Bu onun koşun başlap şarkı yürüş kılgandın boyanki tuncu halkulgu cenginin kalbisiydi. O can meydanını tazlap, yaralangan ve hizmet körsetken general askerlerini mukapatlap könlünü aldı. Yani adam belgilep 300 yürüş Persiya dobulgu sağıtını her kaysi ilahlarının nazır çırak soğusu süptü de Afina'a verdi. Asır güçken Yunan yallanma askerlerini Makedonya'yı yallap apırıp iğir emgekki saldı. Şunun bilen bilen bir Makedonya generali Küçük Asya'nın şimali kısmıdaki ölkelerge naiplikı tayinlendi. Naip Persiya İmperiyası'nın emelnamı idi. İskender öz devletinin emel namını kullanmay, belki naip deb kullanğanlıqı, onun könü de Persiya İmperiyası'nın varısı buluş niyeti barlıqını çendirdi. Graniko deryası boyudaki canın galbisi düşmanın karşılık iradesini berbat kıldı. İskender Küçük Asya'yı karap devamlı yürüş kılganda, deniz yakısındaki nurgun Yunan köçmenlerinin şehir devletleri uruşmayla teslim oldu. Kişiler onu Persiyeliklerinin hükümranlıqıdan kutuldurduğun nicatkar deb karıdı. İskender mu bu şehir devletlerine autonomiya hukukunu verdi. Bu yumuşak siyaset onu zor dairedeki müstehkem arıksep bazılarına ilgi kıldı.
400 jang kemisiga ega bo'lgan Persiya qo'shini bo'lsa, zo'r turkumdagi qo'shinlardan mahrum bo'lib, harakat doirasi zo'r darajada tarayib, keyingi halokatiga pistirmi bo'ldi. Bir kuni yurishdagi Makedoniya qo'shinlariga Kariyaliklarning harva atrofida uchirdi. Iskandar ularni o'zi bilan urushga kelganlar deb o'ylab edi. Kim bilsin, askarlarning dokolat qilishcha Kariyaliklar harvalarga un, yaxshi sharob va kali qo'ylarini qochilab Makedoniyaliklardan hal so'rashga kelgan edi. Tezlikda yasida harvalarning ishki ochilib, ikki kinizak harvidan beshigi toj kiygan yashangan bir ayolni yo'lab tushirishga boshladi. Iskandar otdan sakrab tushib, uning oldiga berib, ayol podshoh oliylari, sizga ko'pdan ko'p rahmat deb samimiyligini bildirdi. Ayol podshoh darhol salom qaytirib, qizg'inlik bilan: "Men Kariyaning ayol podshohi bo'laman. Ismim Adda. Biz Persiyaliklarning hukmronligidan nafratlanamiz. Sizlar va qo'shinlaringizning Kariyaga berib mehmon bo'lishingizni qarshi olamiz. Shahrimiz cho'ng bo'lmasimi, lekin nurg'un ochliq, yesil sharob va qo'y kalalarimiz bor" dedi. Iskandar bir joyni tepib, qo'shinlarni dam oldirib, qishni o'tkazmoqchi, kutinib, kuch-quvvat yig'moqchi bo'lib otdi. Ayol podshohning taklifi uning kutgan yerdan chiqdi. Makedoniya armiyasi Kariyada yaxshi qishliq lagerga erishdi. Iskandar Kariyaning davlat xazinasini quruqtashni xolimay, Kichik Osiyoning har qaysi davlatlariga qo'shinlarni zarur bo'lgan oziq-tulik bilan ta'minlashni buyurdi. Har qaysi shahar davlatlari farmonga xiloflik qilmay, Kariyaga kayni-kaynidan ochliq to'shiqqa boshladi. Ko'p o'tmay ayol podshoh Adda Iskandarni asrandi o'g'il qilib oldi. Uning atrofidagi qo'mondan va askarlar buni tushunalmadi. O'zlari cho'qinadigan podshoh nima uchun boshqalarga o'g'il bo'ldi? Uning ulug'vor niyat, jasurona irodasi shunchalikmidi? Iskandarmi bu jihatda har qanday tushunchi berishni xohlamadi. Uning qarishcha ayol podshohga bola bo'lishdek bundoq ish Osiyoda umumyuzdagi ahvol. Persiyada put yarab turish uchun shu yerning o'rib odatini qabul qilish kerak. Askarlarni mashq qildirishdan sirt, Iskandar yana Efesga askar avatib, har qaysi davlatlardan topshirib olgan pul bilan Oy ayol ilohi Diannaning ilohiy tilovatxonasini soldirdi. Bu tilovatxona Iskandar tug'ilgan kuni kechida kuyib ketgan ekan. Iskandarning ibodatxona soldirishi kishilarning qalbini o'ziga moyil qildi. Endi Kichik Osiyo dengiz yoqasidagilar uni nijotchi deb qarab cho'qindigan bo'ldi. 2-yil bahorda Iskandar yana sharq safariga tayyorlandi. Uning davlatga tuqqan yo'qlash qavatgan 2000 askarimi o'z vaqtida qaytib safga qo'shildi. Uning armiya generali Sellog bilan Petolmey yo'l bo'yi 3000 nachi nafar piyoda askar va 400 nafar otliq askar qabul qildi. Frakiyalik Lesmak 500 otliq askar bilan Iskandardan panoh izlab keldi. Iskandar uni darhol Agroyallarning qo'shiniga bosh qo'mondon qildi. Iskandar bu yil o'zining bir qator qalliq janglarga duch keladiganligini bildirdi. Askarlarda yuqori jasoratni saqlash uchun u butun armiyani Fergiya qadimki shahri Gorgvinga mangdirdi. Shaharda g'oyat zo'r bir ilohiy tilovatxona bo'lib, uningda bir muqaddas narsa, ya'ni nafs va hashamatlik bir qadimiy jang xarobasi qadrlanib saqlanardi. Rivoyatlarga qaraganda, qadimki zamonda Fergiya vaziyati intoyin qalaymoqallashib, xalq tugmas azob oqibat qolganlikdan jang xarobasiga tushib kelgan bir kishi ichki urushni to'xtata olaydi. U odam xalqning podshohi bo'ladi degan. Dal shu chaqda Godiyasning o'g'li Medas jang xarobasi bilan paydo bo'lgan. Shuning bilan uni Fergiyaliklar podshoh qilib saylagan. Yosh podshoh darvaqa ko'pchilikning umidini yerda qo'ymay, ichki urushni tezlikda to'xtatgan. Fergiyaliklar shuningdan tortib tinch va baxtli turmush kechirishga boshlagan. Milas bu jang harvisini Gordvina shahridagi ilohiy tilovatxona ichida qadrlab saqlagan. Milas Kornos tarxining postidan qilingan arg'amchi bilan harvini bir harvi bo'yin turqiga qo'shib bog'labatgan. Bu bosh oxirini hech kim ko'ra olmaydigan murakkab tugun edi. Kishilarning aytishicha, kimki bu tugunni yechalsa, shu kishi Osiyoning podshohi bo'larmish. Shuna Gordvin tugini qadimdan tortib sonsiz ulug'vor g'oyaga ega jasoratli kishilarni o'ziga jalb qilgan bo'lsa-mu, lekin bu tugunni hech kim yechmagan edi. Iskandar shubhisiz holda kishini hayajonlantiradigan bu rivoyatni ilgari olgan. Bugun uning zo'r qo'shinini boshlab Gordvin qadimiy shahriga kelishiligi sababimi? O'z armiyasi Persiyaliklarga o'zining, ya'ni Iskandarning
qadimkilar qilolmaydigan ishlarni qilolaydiganligi o'zining kelgusidagi Osiyo podshohi ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun edi. Iskandar necha o'n minglagan ko'zlarining diqqat bilan qarshi ostida bayqa arg'am tuguniga uzoq vaqt tikilib turdi. Arg'am tuguni cho'ng va to'q, ching va avrishim. Uning ustiga mayning ichiga chilangan bo'lishi mumkin bo'lib, tilg'oq va qora yaltiroq edi. Roshanki bir odamning kuchi bilan uni yashkili bo'lmaydi. Iskandar o'yladiki, mumkin bo'lsa-la har qanday usul qo'llanilsa bo'laverdi. Ilgir bu qiyin masala ulug'vor g'oya, jasurani irodalik qanchilagan kishilarga qiyin tuyulgan bilan Iskandarga ta'sirmas edi. Iskandar bu o'lik tugunni qanday yish ustida o'ylanayotganda, uning yenidagi Makedoniyalik generallar buni shumliqning alomati deb o'ylab tashvishnishga boshladi. Yarlik oqsungaklar bo'lsa, o'zi chikonida xoshal bo'lishdi. Ular bu o'zini chaqlamagan yosh podshohning ishni qandoq yig'ishtirishini ko'rib baxmoqchi edi. Iskandar untinsiz holda Zulfiqorni chiqarib, butun kuchi bilan arg'amchi tuguniga chepib edi. Arg'amchi tuguni bir dilli ikkiga ayrilib ketdi. Makedoniya askarlari va atrofni ko'rib turgan amma dang qaytib turib qoldi. Iskandarning Zulfiqor orqali Gordiven arg'amchi tugunini uzibotganligi Osiyoliklarga o'zining Osiyoning kelgusi hukmron ekanligini, uning bu xiyolini amalga oshirishga to'salg'i bo'ladigan hech qanday qiyinchiliklarning yo'qligini jakarlash bilan barobar edi. Milodidan ilgirki 333-yil yozda Iskandar zo'r qo'shin boshlab Isos shahridan o'tib, janubda Finkiyaga keldi. Persiya podshohi Darius 3 600 ming kishilik zo'r qo'shinga bevosita qo'mondonlik qilib, Iskandarning orqasidan aylinib keldi. Bu asli Iskandarning qo'shinlarini yo'qotishning mutlaq yaxshi fursati bo'lsinmi, lekin Darius 3 dushmanga tuyuqsiz zarba berishdan iborat jang usulini qat'iy rad qilib, Iskandar bilan ochiq oshkora jang qilmoqchi bo'ldi. Iskandar o'zining orqa yo'lini kuchlik dushmanning uzib tashlaganligi haqidagi xabarni anglaganda, uning og'ir kasal bo'lib sog'ayganiga tehi uzoq bo'lmagan. Qo'shinlarmi uzun yo'llarni besib, bo'ron chapqunlariga uchrab, intayin charchigan bo'lib, Makedoniya armiyasining strategik o'rni intayin nachar edi. U Darius 3-ning o'z qo'shinlarini ishqa solmay jim turib, Iskandarning hal qilg'uch jang qilishga berishini kutib turganligini bilganda, chiroyi bir dilli ichilib ketdi. U shuning uchun xoshal ediki, uniga duch kelgan raqib jahon podshohi Kurus emas, shundoqla 19 jangda 9 podshohni asirga olgan Darius 1-chi emas, balki ajdodlarining saltanatlik taxtiga o'ltirgan bir iqtidorsiz chaqin odam edi. Iskandar darhol jiddiy harbiy ishlar yig'ini ochdi. U o'z qo'l ostidagi nurg'un janglarni boshdan kechirgan harbiy qo'mondonlarning ixtiyorsiz tantirgan chiroyini ko'rib, o'zini texmi salmoq ko'rsatib, kulimsirgan holda ularga mundaq dedi. Sizlarga bir xush xabar aytaman. Dariusning o'zi oldimizga keldi. Endi yana qattiq quruq nallarimizni yudib, hamma yerda uni izlab yurmaydigan bo'ldik. Generallarmi o'z qo'mondonining to'lib toshgan ishonch bilan turganligini ko'rib, darhol xotirjam kayfiyatga kirdi. Biz Makedoniyaliklar, Persiyaliklar va Midiyaliklar bilan jang qilishimiz kerak, dedi Kaynidin Iskandar. Ular uzoq muddat ozod muhitda turmush kechirgan. Biz bo'lsak, janglar va sonsiz jafo mushaqqat xavf-xatarlarda cheniqqan. Kimning kuchlik, kimning ojizligi ochiq turmamdi. Eng muhimi, bu jang erkin odamlar bilan qullarning jangi. Dariusqa egishib jang qilganlar qul bo'lmagan holatdimi, pul uchun jenini sotadigan yollanma qo'shinlar. Uning ustiga ularning oladigan puli bakmi oz. Bizning qo'shinimiz Yunon bilan jang qilgan fidoi qo'shinlar. Bizning chat el tavalligidagi qo'shinlarimiz Yevropadagi eng batur, jangi mohir jangchilar. Endi urushga qo'mondonlik qilishga kelsak, sizlar tamoman xotirjam bo'linglar. Sizlarning Iskandaringlar Darius 1-ning yaramsiz avlodi Darius 3 bilan edishdi. Iskandarning nutq intonatsiyasi to'yuqsiz yuqori ko'tarildi. Bu taqdirimizni belgilaydigan jang. Biz cho'qim g'alaba qozonishimiz kerak. Bu jangdan keyin butun Osiyoni istilo qilishdan sirt bizning qiladigan boshqa ishimiz yo'q. Makedoniya batorlari, o'zingizlarning o'tmishdagi shon-sharpinglarni esinglarda tutib, tangdassiz jasoratingizni ko'rsatdinglar. Bu gaplar Makedoniya generallarini ilhomlantirib, irodasini o'stirdi. Ular Iskandarni cho'rdab, yuqori ovozda olqish yangirtib, tezroq yurish qilishni talab qilishdi. Generallarning har qaysi chidirlariga qaytishiga agishib, jo'shqin jangvar ruh xuddi toshqin suvidagi futkul armiyani qopladi.
İskender aldı bilen ruhi halet cihette küçük düşman üstüden galiba kaldı. O barlı koşullarga bargahtın çıkıp kaynige karab kelgen yol boyucu ılgırlaşkı buyruk çürdü. İkinci günü çüştün kiyen koşullar tağ arasıdaki çığır yoldan çıkıp deniz bilen tağ arasıdaki tüzdanlı kikirdi. Persiya koşulları Penaros deryasının o kıyıda uğurlaşkan idi. İskender derhal yer şekli tüzülüşünü küzütüp könlü galbi işençisiyle tehimi doldu. Persiya koşulları bu tar can meydanı da Makedonya koşulları bilen can kılsa Adem'nin köp buluşudak üstünlükini tamamen cari kıldıralmaydı. Eğer can meydanı kan yaylaklı bolgan bolsa Makedonya koşullarının 10 hessi köp bulgan Persiya koşulları düşmenle tarap taraptın koruşu balgan bulattı. Tarap taraptın koruşap hücum kılganda her kançı aciz koşun mu güçlük rakip kaylanı alaydı. Lekin şu tapta bir tarpı tağ, yeni bir tarpı deniz bulgan küçük tüzlanlıkta Persiya koşulları işini tamamen epleştirilmeydi. Eğer Persiya koşulları tuncu canlı tarmar kılınsa, onun içkirlep uğurlaştırılgan koşulları kalay mı kalışıp, öz ara birbirini destep çaylaydı. Bu çağda Adem'nin köptüke eksici bir kıl apet bulattı. İskender at üstüde yeni şunu közetti ki, Darius 3. küçük atlık askerlerini 10 kanat koyan. Sol taraftikisi Asiya Hermillet koşulları. Otturdikisi Kayser Yunan yallanma koşullarıydı. Bunun körülüş tesemez ki, Darius 3.'nin oylişçe, 10 kanattın küçük hücum kozgaş 10 uçluk bolgan denkin, Makedonya koşullarının merkezi 4 çası sepidin ayınlıp ötkili boludu. Onun sol kanıtı bir kadar aciz bolup, mudapiyada turuşkılı boludu. Düşmenin bundak uğurlaştırış Allahideliki'yi asasen, İskender Tesaliye atlık askerlerini tez surette General Mapinio kumandallıkıdaki sol kanatını küçeytişke. Bu yötkilişini düşmenge bildirmeslik üçün onlarını tötçası sepnin arkasından ayınlıp ötüşke buyurdu. Yeniden çıkan kuyaş sükütlü çömgen can meydanını yoruldu. Penaros deryasının suyu altın rengi kırdı. İskender Makedonya koşullarına kumandallık kılıp, asta asta ılgırlamak deydi. Bu onlarının küçü yığıp, ahırkı 100 metre kalganda, en şiddetlik hareket bilen düşman sepigi etilişki paydalık buluşu üçün idi. İki armiyanın arlıkı, okya oku yetkütek cayığı kelgende, İskender'in katlık bir buyruk kılışı bilenle, onun kaynidin ağışıp gelip atkan koşullar, yer cihanı zıl zilgi keltürgüdek heyvet bilen düşman sepigi şiddetlik hücum kıldı. Teyiz Penaros deryası Makedonya atlık askerlerinin tümür tapınını tosu yalmadı. Persiya okuyacıları emdili birinci okunu etip bulup, tehi ikinci okunu almıştırmasıyla İskender atlık koşullarını başlap, onlarının aldığı edilip geldi. Persiya okuyacıları ala kızadılık bilen çekinip, kaynidiki piyadı kısımlar sepini kalay mıkallaştırıp etti. Makedonilikler fırsattan paydalanıp bözüp kırvedi, Persiya koşullarının 10 kanıtı birdemdili parçalınıp getti. İskender birinci hücumunun köngüldükidek bolgallıkını görüp, derhal koşullarını başlap, Persiya koşulları sepinin merkezige karap atakiyi gütüp, Darius 3.'nin Yunan yallanma koşulları uduldun ve yan taraptın şiddetli hücum kılıp, sepini kalay mıkallaştırıp etti. Hıllandıgan Persiya koşulları piyadı kısım ve okuyacılarının kısışı bilen, istihkamgı bözüp kırış, zor dairede zerbilerlik bilen cengiliş cihetki rolünü tamamen cari kıldıralmay, vesvesi güçken zor mıhtardaki Adem ve atlarının sokuluşu bilen arkağı çekinişki mecbur boldu. Onlar dessep öldürgen ve yardar kılgan Ademler, hatta düşmenin kırgın kılıçıdın mükök boldu. Darius 3. bu çağda Persiya zor koşuğunun merkezde bolup, ordu muhafizatçıları katmı kat oru valgan. Oruç ehvalini töven derecilik ofitserlerinin derecimi derece dokulat kılışı arkalıklı ilgilendi. Makedonya koşulları deryanın o kıytada asta asta ılgırlavatı dediğin haberini o tehi bayılı anlıgan idi. O tehi can buyruğunu vermeyi durupla can başlanıp getti. Belki közünü yumup açıkçı bolgan arlıkta özünün sol kanıtıdaki askerler mağlup bulup hodda tağ örülgendek vaziyet şekillendi. Demek özünün arka yolunu bu mağlup bolgan koşullar tosuvilişi mümkün. Özü emdi kaçmay, kaçanıcı kütüp durudu. Can meydanının vaziyeti, Darius 3.'den özünün hıllanğan ordu muhafizatçıları ve Persiya yaşlar armiyesini başlap, düşmenge karap kaydırma hücumga ötüş arkalık,
özünün sol kanıtığı yardan bir işini talep kılıvatkan çağda, Darius üçüncü başlamçılık bilen can meydanıdan ayrıldı. Bu tarihlar sizning ve bizning turmuşumuzga o'xshash oddiygini turmushdan butilgan. Biroq bu turmush mangu yodlanadigan obidini tiklayadi. Radio anglovchi do'stlar, vaqt e'tibor bilan bugungi mashhur shaxslar programmasi mushu yerda oxirlashdi. Ata biz yana o'xshash vaqtda sizlar bilan birga tarix patlardan ulug'larimizning hayot kechirmishlaridan davomli bahrlanamiz. İşinimizki meşhur şahıslar programısı sizni meşhurlar bilen en yakın halette uçuraştırgısı. Eğer bugünkü programımızı vaxtıda anlayalmağın bulsanlar, stansımızın Uyghurca Radyo Toru, yani 3w.uycnr.com toruğa çıkıp kayıtı anlasanlar boludu. Meşhur şahıslar programısı her günü Beijing vaxtı çüştünkiyin saat 18.30 minut ötkende. Urumchi vaqti soat 16'dan 30 minut o'tganda. Takror anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da. Urumchi vaqti 22 da davomli huzuringizda bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farrux, muharrir Abduvoid Niyoz, mas'ul muharrir Dildor Muhammad Rahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'opur. Mikrofon oldida Arman Nurjan. Xayr xo'sh, kelarki sonda ko'rishaylik.